Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün kolay ve gösterişli çok güzel motifler yapacağız. Sizlerle bu motiflerden sehpa takımı, vitrin takımı yapabilirsiniz. Şömen tablosu yapabilirsiniz. Masaüstü istediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz, anlaşılabilir, kolayca yapabileceğiniz motifleri kolay bir şekilde bitirebileceğiniz güzel bir örnek göstereceğim inşallah sizlere. Örneğimde bu çizmeli değildi. Bu evet çizmeliymiş. Çizmeli marka 602 numara iplik kullanıyorum. Ben tabii siz beyaz isterseniz beyaz, hangi renkten isterseniz ondan yapabilirsiniz. Ben kamera açısında şöyle gösterirken net göstersin diye böyle renkli iplikler kullanıyorum. Kullandığım tığ numarası da 20 numara bir tığ. Elinizde hangi tığ varsa o tığ kullanabilirsiniz. 20 numara tığ şart değil. Şimdi şöyle motiflerinden 3 tane yaptım ben. O 3 taneyi size göstererek inşallah yapımına geçeceğim. Bakın bu şekilde motifler yapacağız. Bunun eklemesini de göstereceğim. Özellikle şöyle bir tanesini bırakıyorum ki nasıl ekleyeceğinizi gösterebileyim diye. Ben 3 tane yaptım. Yapımı çok kolay motiflerin. Şu şekilde mutlaka peçetesi de yapabilirsiniz. Şöyle bezin üzerine geçirilenlerden şuradan dikiş yapıp her türlü her şekilde ne isterseniz onu yapabileceğiniz güzel şöyle kare motifler yapacağız sizlerle. Şuradan hemen yapımına geçelim. Sayılarını vererek başlayayım. Bunu büyük halkanın üzerinde de kurabilirsiniz, ortasını. Ben halkası olmayanlar için şöyle zincir üzerine kuracağım. İpimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9 tane zincir çekiyorum. Orta kısmına 9 tane zincir çektim. 9 zincirimi çektikten sonra şu en üç kısımdan tığımı batarak buraya kapatıp 1, 2 zincir çekiyorum başlangıç kısmına. Şimdi başına sarıyorum. Şu orta kısımdan batıyorum. Buraya 1, 16 tane böyle sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpi de içine alayım. 10. Hafif sıkıştırıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane sık iğneyi yaptıktan sonra şuradaki ilk dolgunun üzerinden hemen şuradaki ilk dolgunun üzerinden tığımı batıp içinden çıkarıyorum. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başına 1, 2 kez sarıyorum. Aynı yere bir kere batıp 2, 2, 2 çıkarıyorum. Tekrar 2 kez sarıyorum yanındakine. Battım, 2, 2, 2 çıkardım. 2 kere sardım aynı yere. Her sık iğnenin üzerine 2 tane batıyoruz. Aynı yere battım. Toplamda 4 oldu. Şimdi sıradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Başına 2 kez sarıyorum aynı yere. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Hemen yanına geçiyorum. 2, 2, 2 çıkarıyorum. Tekrar 2 defa sardım. Aynı yere batıyorum. Toplamda 8 tane oldu. Yani 8'er tane dolgu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dolguyu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. 12 zincirimi çekip buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içerisine tığımı batarak şöyle içinden çıkarıp buraya kapatıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip başına 2 defa sarıyorum. Hemen yanına tığımı batıp 2, 2,
iki çıkarıyorum. Başına sardığım iki tane aynı yere tığımı batıyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum. İki oldu. Üç. Aynı yere batıyorum. Dört. Sıradakine battım. Beş. Aynı yere tekrar batıyorum. Altı. Sıradakine battım. Yedi. Aynı yere tekrar batıyorum. 8. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimi çekip şuradan hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirin içerisine çıkararak şu şekilde kapatıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip başına 2 defa sarıyorum ve sıradaki sık iğnenin üzerine geçiyorum. Bu şekilde yaparak buraya şöyle 1, 2, 3, 4 tane yaprak yapıp size dönüyorum. İkisini yaptım. İkisini de yapıp döneyim. Evet, bakın 4 tane aynı şekilde yaprağı yaptıktan sonra sonuncuyu nasıl yapıyoruz? Sonuncuyu buradan şu ilk dolgunun üzerine tığımı batıp bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip başını 2 kez tarıyorum. Sıradaki dolgunun üzerinden 2 2 çıkarıp bir tanesini tığımın başında bırakıyorum. 2 defa sardım tekrar. Batıyorum 2 2 çıkarıyorum, bir tanesini tığımın başında bırakıyorum. Sıradakine batıp 2 2 çıkarıyorum ve birini bırakıyorum. Hepsini de aynı şekilde yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hepsini birden şöyle toplamadan önce şuradan bir tane çıkarıyorum. Şu kenar kısmından bir tane. Daha sonra hepsini birden bu şekilde toplayıp buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra buraya bir tane zincir çekip 1, 2, 3, 4 başına sarıyorum ve şu orta kısma geçip hemen 2, 2, 2, 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Aralarına 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 sardım. Orta kısımdan battım. Yuvadan 2, 2, 2, 2, 2 çıkardım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Şuradaki direklerden, dolgulardan 10 tane olana kadar aynı şekilde buraya devam ediyorum. Buraya aynı şekilde devam ederek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dolgumuzu yaptık. Bir tane zincirimi çekiyorum başına. 1, 2 kez sarıyorum. Buradan direkt hemen sıradaki dolgunun üzerine geçip ikişer ikişer çıkarıyorum. Ve bir tanesi başında bırakıyorum. Tekrar iki tane sardım. Sıradakine geçip aynı şekilde şu birinci yaprağı nasıl yaptıysam topluyorum hepsini de. Hepsini de topladım. Topladıktan sonra tekrar şunu önce bir tane çıkarıyorum. Daha sonra hepsini birden çıkarıp buraya kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 defa başına sarıp şuradaki ara kısımdan batıp tekrar ikişer ikişer çıkarıp 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde tekrarlayarak hepsinin uç kısmına şöyle 10'ar tane dolgu yapıyorum ve tekrar size dönüyorum. Evet, hepsinin aynen şu birinci de nasıl yaptığım gibi yaptım. 4 tane şöyle 4 tanesini yaptım, bitirdim. Şimdi buradan bu kısmı bitirdikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen şu kısımdan ortadan tığımı batıyorum. Tığımı battıktan sonra başına bir kez sarıyorum. Bu ara kısma 1, 2. 2 tane dolgu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bu dolgunun arkasından battım. Bir kere sarıyorum. Şu araya geçiyorum. 1, 2,
3 4 5. 5 sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip son yaptığım sık iğnenin arkasından battım. Buraya geçiyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 sık iğne arkasından batıyorum. Bunu bu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde şuraya gelince eklemesini göstereceğim. Şu ikiye gelince, şu dip kısımlarına gelince dip kısmında göstereceğim. Şuraya kadar ilerleteyim ve döneyim. Şimdi buradan bir iki tanesinin üstünün sık iğnesini yaptık. Buradan eklemeye geçeceğiz. Normalde burayla burayı ekleyeceğimiz için sadece iki tanesini yapıyorum ve eklemeye geçiyorum. Şuradan 1 2 3 şurayı sökmem lazım. Bir fazla kal yapmışım. Buradan ekleyeceğiz. Bakın şurada 1 2 3 4 tane dolgu kala eklemesine geçiyoruz. Buraya bir zincir çekmişim. Bir zincir daha çekiyorum. 2. Şuradan şu motifimi hemen alıyorum. Şu dip kısmını da sayarak 1 2 3 4. Dördüncüden tığımı batıp hemen içerisinden çıkarıp bir zincir çekiyorum ve arkasından tığımı batıyorum. Şuraya 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu ara kısma tekrar 1 2 3 4 5. 5 sık iğneyi yaptım. 1 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki şu uçtan tığımı batıyorum. İçerisinden çıkarıp bir sık iğne, bir tane zincir çekip arkasından batıyorum. Şuraları normal yapıyorum. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Beş sık iğnemizi buraya yaptık. 5 zincirimizi çekiyoruz. Arkasından batıyorum. Tekrar 5 sık iğne. Beş sık iğnemizi yaptık. 5 zincirimizi çekiyoruz. Arkasından batıyoruz. Şu araya gelince araya 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu araya geçiyorum. 1 2 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekip buradan tekrar bu şekilde batıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğneyi yaptım. 5 zincir. Buradan batıyorum. Şimdi tekrar 5 sık iğne yapıyorum. 5 sık iğneyi yaptım. 1 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar ekleyeceğiz. Bakın şuradan 1 2 tane buraya boşluk bırakmıştık. 1 2 üçüncünün içerisinden tığımı geçiriyorum. Bakın 1 2 de buraya bıraktık. Bir zincir çekip arkasından batıyorum. Şimdi tekrar 5 tane sık iğne yapacağım. 5 tane sık iğneyi yaptım. Bir zincir, 1 2 zincir çekiyorum. Şuradan ikinciye tığımı batıp kapatıyorum ve arkasından batıyorum. Tekrar başına sarıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Buraya da 5 tane sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar 5 sık iğne. Beş zincir iki tane yaptık. Şimdi şuradan ekleyeceğiz. Tekrar buraya 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Sık iğneyi yaptık. 1 2 zincirimi çekiyorum. Şuradan örneğimi alıyorum. Şu karşı motif ekleyeceğiz. Şurayı ekledik. Buradan 1 2 üçüncünün içinden tığımı batıyorum ve tekrar şöyle içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen arkasından tığımı batıyorum. Tekrar aradaki sık iğnelerimi yapıyorum.
Bakın şu şekilde. İki zincirimi çekiyorum hemen yanındakinin. İçinden tığımı batıp çıkarıyorum. Bir zinciri çekip arkasından tekrar batıyorum. Şuraya bir iki tane şu başlığını yapana kadar burayı devam ettiriyorum. Burayı da ekledik. Şurayı ekleyeceğiz. Şurayı devam ettireyim. Şu kısmın eklemesini göstereyim. Buraya da bakın bir iki tane yaptık kenar kısmını. Şimdi tekrar ekleyeceğiz. İki zincirimi çekiyorum. Karşı motiften şöyle şuraya bir tane ben dip kısmını yapmayı unutmuşum. Düz geçmişim. Buraya bir iki sayıyoruz. Şu üç. Buradan batıp çıkarıyorum. Bir zincir çekip tekrar buraya ekliyorum. Buraya 5 sık iğnemi yapıyorum. İki zincirimi çekip hemen yanındakinden geçirip bir zincirimi çekip arkasından batıyorum. Şurayı da tamamlayıp sizlere tekrar dönüyorum. Bakın ara kısmı. Şuraların iki tane gelmesi gerekiyordu. Şuradaki zincirlerden şuralara yapmayı unutmuşum ben geçişinde. 1 2 1 2 olacaktı. Şura nasıl iki tane dip kısmıyla birlikte bunun dip kısımlarına beşer zincir çekip arkadan batmayı unutmuşum ben. Burada da ikişer tane kalacak. Şurayı bitirip dönüyorum. Düz olarak devam ettirdim. Bakın bu köşeyi de bitirdim. Buradan şöyle dip kısma batarak içinden çıkarıyorum ve bunu buradan bitiriyorum motifimi. Evet, motifimizi bitirdik. Bakın eklemesi de bu şekilde. Şuralarda 1 2 1 2 1 2 1 2 kalıyor. İkişer tane ekliyoruz. Zaten arada da boşluk olmadığı için araya bir şey koymaya gerek yok. Gayet güzel ve hoş 3 sırada biten çok kolay motifler. Tabii bunun ters kısmından güzel bir ütü lazım. Bendeki motifler ütülenmemiş motifler, ütülenmemiş hali yaptığım motifler. Şöyle göstereyim. Gayet güzel ve hoş oldu. Hem de çok kolay. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.